Evet arkadaşlar, tam buraya geldik. Bir önceki görevimizi bitirdik. Kendi etrafına sur yapıp şuradaki surlardan çekip içine monk yerleştirip o görevden kurtulduk. Biliyorsunuz ki şurada neredeydi onlar? Heh, şunlardan yapmıştık. Bunlar bizi bayağı kurtarmıştı. Şimdi bütün şu kalabalıktan kurtulacağız arkadaşlar ama bunları yayın dışında yapacağım. Çok yani karışık gibi geliyor. O yüzden şuraları falan hani bir yeni yaptığımız yerleri komple bir değiştirmeyi planlıyorum. Mesela burada bir ton şey var. Tamam evet hızlıca çözmek için yaptık ama biraz da göze hitap etmemiz lazım. Deyip şimdi başlayalım. Küçük yani Lowlanders'tan başlayıp burada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biraz uzun sürdü. Yani benim için uzun sürdü ama siz onları görmediniz. Size anlatmaya çalışacağım. Eski halini biliyorsunuz. Buradaki tamamen yakları iptal ettim. Buradakileri sildim. Ve güzelce bir rota ayarladım. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım size. Şimdi benim atladığım, daha doğrusu çözdüğüm, yani yeni çözdüğüm bir olay var. Bunu sizlerin de bilmesini istiyorum. Şimdi buradan hem yani buğday çıkıyor, hem saman çıkıyor arkadaşlar. Ben ne yapıyordum? Gidip şundan bir tane daha yapıp bunu buğday kısmını buna, saman kısmını da yani buna ama iki ayrı şekilde yapıyordum. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Baktım abi burada buğday var, barley var. Sendling yazmıyordu burada. Sent yazıyordu arkadaşlar. Hatta bak şöyle yazıyordu. Yani burada ileride eğer yak ihtiyacım olduğundaki olacak. Şuraya bir yak koyup yanına da bir hay istasyonu yapıp buradan ona gönderebilirim arkadaşlar. Yani bir tarlayla hem yakı hem de samanı yapabiliriz. Yani yaklar için saman üretebiliriz. Buradan yola çıkaraktan arkadaşlar şöyle bir şey daha bak buldum. Bunu siz de yapın. Şimdi bir tane yak shake yapıyoruz. Yani bizim burada peynir ve tekstil ürünlerimizi ham maddelerini ürettiğimiz yer. Şimdi burada ne üretiyoruz biz? Yün ve süt arkadaşlar değil mi? Aynen. Şimdi ben geliyordum yine aynı şekilde tekstil ürünleri için yani bunu sadece tekstil ürünleri için ayırıyordum. Bunu sallıyorum şöyle peynir ürünü için ayırıyordum. Abi ne gerek var, değil mi? Bundan zaten süt ve yün çıkıyor. Gel abi buraya. Tekstil ürünlerini bağla. 4 tane kapasite var zaten. Buradan at abi tekstil ürünlerini. Diğerlerini de bağla abi peynire. Bak 27 tane süt geliyor abi. 6 tane peynir üretiyorum. Deli gibi de üretim var. Yani ihtiyaçlarında şu... Bakın ihtiyaç fazlası var şu an. Yani buraya ne koyarsam koyayım ben. Barley, peynir, hatta yumurta sıkıntısı çekmeyeceğim. Sadece balda sıkıntı çekeceğim. Onu da upgrade etmek için ekstradan bir yiyecek olarak koydum arkadaşlar. Şimdi bunları da mesela bir dua yeri koyduğumda mesela bak lap diye hemen upgrade olacak arkadaşlar. Biraz fazla koydum ama neyse. Sonra gördüğünüz gibi şey yani maksat yer yapmak değil arkadaşlar. Upgrade'i çoğaltmak. Bunun için işte aslında düzenleme yapmamız çok çok iyi oldu. Hatta ben şuradakini abi biraz fazla koydum herhalde. Buraya geçelim. Aslında burada da Enlightenment'a ihtiyaç var. Niye? İki tane mi istiyor? Bak yak gardiyan lazımmış, mandala lazımmış ve Prey Place. Yani bunun 3. seviyeye getirmemiz için bunlar lazımmış. Ama bunu da öyle bir şey istemiyor mesela. Neden? Ha, Ustam Temple. Tepeye bunu şey yapacağız. Tekstil ürünlerimiz geliyor. Bunlar 2 level. Bunlar da 2 level. Çok garip. Şu commodity supplier yani ürünlerimizin işlendiği yer daima ortada kalsın arkadaşlar. Yani ben bunu çözdüm. Buna göre yer yapın. Çünkü buradan çıkacağımız ürünler
Ham madde ilk önce buraya gelip işleniyor. Oradan dağılıyor. Aynı şekilde değirmenimizde. Bir de şunu fark ettim. Bakın arkadaşlar. Bu yollarda 3 kademe varmış. Görüyordum ama bunu çok önemsemiyordum. Her yol tipi bak which also increased building ranges. Yani diyor ki binalara ulaşımı kolaylaştırıyor diyeyim yani kısaca. Bazı bölgelere yetişmiyordu. Hemen ufak ufak çok da böyle şeyimizi ağrıtmadan, başımızı ağrıtmadan bak upkeep'imiz şu an 2740'a 2647. Şu an çok güzel. Bunu bu şekilde yaptık. Bak elimde bunlar bile fazlalık kaldı. Şimdi bunları burada tutuyorum ki arkadaşlar. Burada temple varmış mesela. Hah, bak bir tane koydum. Enlightenment. Bir tane daha istiyor benden ama neyse belki hatta bakayım bir deneyeyim. 6 monk istiyormuş. Upkeep 9. Bunu şöyle ortaya koymak evlada. Bir şu an denemek için yapıyorum arkadaşlar. Denemek için olmadı. Neyse kalsın. Şimdi Lowlanders'larımızı böyle yaptık arkadaşlar. Hatta şunları mesela yeriniz mi yok? Şunları abi al. Mesela şuraya götür. Buraya da bir tane şundan yap. Kartpost koy abi. Buradan al. Buraya getir. Bu kadar basit. Yerden kazanmak için de öyle yapacağız. Şu an için yerim müsait olduğu için bunu es geçiyorum. Şurayı da düzenleyebilirim. En azından şurayı. Şuraya bir bakacağım. Aynı mantıkla ilerleyebilir miyiz acaba? Çünkü burada yani research puanı yapıyoruz. Acaba bunda da hani yaptığım mesela fazladan şey var mı? Şimdi buraya bakın 4 tane korkal giriyor. Bizim şeyimiz nerede? Kömür yapıcımız. Bak 2, 2, 4. Bundan bir tane daha yapacağız. Hatta birkaç tane daha yapabilirim. Neyse yani burayı da düzenleyeceğiz arkadaşlar. Sonra yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Burayı böyle bıraktık. Şöyle bir göz gezdirelim. Neler yaptık? Şöyle. Evet ortaya çıktık. Burasını da bir tık düzenledim. Şu karmaşıklığı aldım. Hepsini efektif olacak şekilde ayarladım. Yalnız şuradakini anlamadım. Burada 4 tane giriyor ama buradan 2 tane şey. Aynen 2 tane çıkıyor. Bunun sebebini anlamadım açıkçası. Yani daha büyük mü koymam lazım? Yani onu anlamadım açıkçası. Rock pillar. Bunu nereye koyacağımı açıkçası çözemedim. Şey, nereye koyacağım diyorum. Onu nasıl yapacağımızı. Neymiş abi? Neyse bunları da yapacağız. Şimdi görevimize dönelim arkadaşlar. Tabii ben bunu düzenlerken bu 11'e düştü. Bir çığ tehlikesi atlattık. O yüzden de biraz uzun sürdü arkadaşlar düzenlemem. Şuraya bir yeni korumalıklar falan yaptım. Şurada buradaki karışıklık vardı hatırlıyorsanız. Buradaki karışıklığı geldim. Buraya taşıdım. Burada mesela hani şu an süt üretiyorum. Peynir ihtiyaçlarını görüyorum artizanların. Şurada da şundan üretiyoruz arkadaşlar. Butter Tea Braver. Daha sonrasında burada bakın wool göndermiyoruz. Bunu tekstil ürünlerini göndermek için kullanacağız. Hatta
Mesela monklarımızı mı geliştiririz? Evet. Mesela monklarımız böyle bir şey istiyormuş arkadaşlar. Yani ileride bunu yaparız. Şimdi şunları bir yapalım ve görevimiz olsun. Bakın zaten hemen şeyimiz geldi. İhtiyaçlarımız geldi arkadaşlar. 9 tane 9.3 olmuş. Aman ne çok, aman ne çok. Oradaki 0.3 için görüyorsunuz yani. Belki tarlayı yaparım ama şu an bunu yapmayacağım. Param oldukça iyi. Şimdilik dursun. Ona da, ama orada da uyarı da gözükmesin ya. Neyse. Olumlu düşünüyoruz arkadaşlar. İleride bunları tekstil olayında kullanacağız. Oh, buradan yanlış yere yaptık. Şuna bağlayacaktık. Sorry. Oğlum bundan bir tane daha yaptırma bana ya. Ya şu sınırlamaları kaldım Allah aşkına ya. Bundan bir tane daha yaparsam bundan da bir tane daha yapacağım abi. İşte bunu çözemiyorum arkadaşlar. Mesela buraya 3 tane lazım. Buraya 3 tane giriyor. Ben bu diğer 3'ü nasıl böleceğim? Öldüm. Vallahi öldüm. Oğlum bu her şeyi değiştirir şu an. Vallahi öldük. Tamam abi o zaman. Buraya ne girecek? 9 tane tereyağı girecek. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birçok şey değiştirdim. O bulduğumuz şeyden sonra yani bölebiliyormuşuz. Atıyorum mesela bu üründen buraya şöyle göstereyim. Bakın Herbalist'ten 3 tane lazım arkadaşlar. Bunu gidip direkt altını buraya bağlamıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya bir tane trading şey, pardon carrier post yapıyorsunuz arkadaşlar. Herbalist'e gidiyorsunuz, buraya aktarıyorsunuz. Bu arkadaşımızı da hem buraya hem buraya olacak şekilde ikiye böldüğünüz anda gördüğünüz gibi 3-3 oluyor. Yani ihtiyacınız kadarını gönderiyorsunuz. Bunu yaparaktan ben şuradaki kristallerimi de düzenledim. Bakın buradan 8 tane çıkıyor arkadaşlar. Şurada 2 tane şey yaptım.
Cedar Painter, yani sedir ağacı boyama yaptım. Buraya bir tane de yine carrier post koydum arkadaşlar. İki tane monk koydum. 4 buradan geliyor. 1 de buyumuz var. 5 tane şeyimiz oldu. Cedar'ımız oldu. Şimdi istersen ben bunu da kaldırıp yerine, yani şurayı biraz daha sıklaştırıp, ki nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Burayı şey yapabilirim. Ya da şuraları sedir ağacı falan yapabilirim. Maksat oradaki şeyi de kaldıralım ortadan. Hatta yapalım. Yani şu gel abi. Biraz şu yolları düzenleriz. Dur oğlum, heyecanlandırma beni ya. Ben hayatımda bu kadar yani zorlandığım bir oyun oynamadım arkadaşlar. İnanılmaz derecede keyifli ama inanılmaz derecede zorlu. Yani gerçekten verdiğim paraya kesinlikle değdi arkadaşlar. Size o kadar söyleyebilirim yani. Hiç uğraşmayacağım. Şu arkadaştan yapıp şunu da hoppa buraya taşıyıvereceğim hemen. Zaten 4 tane alıyormuş. 4 tane yapmışız. Ha, 15 tane taşıyabiliyormuş. 4 burada, 4 burada. Yani bir tane daha şundan yapsam. Ama bu sefer tozu bölemeyeceğim. Olmayacak. Tamam, okey. Hani şu an için bir sıkıntı yok. Hatta şu yaptıklarımızı da belki ileride lazım olur diye kapatıyorum. Artizanımızı da kapatıyorum arkadaşlar. Ve yoluma bakıyorum. Bu arkadaşımız da ne bileyim, yemek eksikmiş. Gel abi şuraya. Tamam. Bu disable'lar önemli değil arkadaşlar. Onları o şekilde tutuyoruz. Şimdi geldik yukarıya. Buradaki bu kristal madenimizi de şu an boşa çıkarttık. Belki lazım olur diye tutuyorum. Şuraya savunmamızı yaptık ama bu çok işe yarayacakmış gibi durmuyor. O sebepten dolayı acaba diyorum ki ben şu monk yerlerimizi taşısak mı? Hani şuraya doğru kaydırsam mı? En azından daha az zarar görürüm diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zaman bize ne gösterecek arkadaşlar. Continue diyoruz. Hadi bakalım okumaya başlayalım. Ay, monklar diyor arkadaşlar. Monklar diyor, o kadar da karmaşık değiller ha diyor. Onlara diyor biraz çay var. İşte kahvaltıda diyor dua etsinler. Ve onlar diyor mutlu olsunlar. Artizanlar diyor öyle mi? Hani menü diyor işte ev neydi? Onların işi diyor daha zorlu diyor. İşte ev hasreti, ev hasreti çekiyorlar diyor. Buraya ait değiller diyor. Bunu ben diyor anlıyorum diyor, senin için diyor kolay olmayacağını diyor, hani bu diyor değişimin diyor arkadaşlar. Onlara diyor hani evlerini hatırlatacak bir şeyler yapabilir mi, yapalım mı, ne dersin gibi bir şey söylüyor. Biliyorum diyor. Siz diyor işte tuhaf halılar diyor, işte duvarlarınızda diyor tuhaf halılar diyor kullanıyorsunuz. Onları diyor burada görmek olmaz mı diyor yani. O bir saniye diyor. Onlar diyor halı değil.
duvar halısı diyor arkadaşlar. Arkadaşımız biraz bu konuda hassas. Fakat diyor kötü bir fikir olmayabilir. Hadi bakalım. Allah'ım tepiste. Duvar halısı yapacağız arkadaşlar. Ve artizanlara yapacağız. Ve ben buradan buraya uzatmaya karar verdim. Şimdik. Bu arada biraz para da devam etsin. Para kazanalım çünkü bakiyemiz ne kadar düşükse korunma yani kurtulma şansımız o kadar az oluyor arkadaşlar. Evet. Tapestry production. Duvar halısı üretimi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Herbalist istediğine göre Rock Crystal Mine oradan alacağız. Yak Shake. Tamam. Bunun yeri bence burası. Çünkü Wool istiyor. Buraya ben bunu bir şekilde sığdıracağım arkadaşlar. Şimdik. Hadi bakalım. Şuraya bir herbal daha yapalım. Şu arkadaşımızı biraz şuraya taşıyayım ki bana yer açılsın. Şöyle sıkıştırayım. Tamam. Bu arada şu dekoratiflerden falan da koyalım arkadaşlar. Mesela isteyen yok mu ki dekoratiflerden? Bak mesela bunlar istiyorlarmış. Upkeep 9. Mesela bunlar... Aa, artizanlara tekstil verebiliriz. Dur bakayım bir. Ama şimdi şey yapacağız ya. Neyse, kafa karıştırmayalım. ...170 tane artizanımız ha. Worker 508 tane şeyimiz varmış. Buraya arkadaşlar. Komoditi varmış. Okey, güzel. Bakalım şimdi aynısını yapabileceğiz mi? Şimdi Crystal madenini oradan çıkartacağız. Tamam. Dye Producer. Okey. Yeniden yapacağım arkadaşlar. Weaver. Yakları yünlerini şuradan alacağım. Herbalist'i de buradan alacağım. Ve arkadaşlar ne diyorsun abi? Neden olmuyor? Tapestry. Artizanımız yok.
Arkadaşlar kusura bakmayın, telefon çaldı. O sırada da ben 12'ye çıkarttım bu arkadaşımızı. Pardon, şuradan. Ay. River yanına yapılacakmış. Of, neyse ki. Neyse ki şurası boş Allah'ım. Bu kadar sevineceğimi aklımın ucuna gelmiyordu yani. Şöyle yapalım. Şimdi buraya arkadaşlar toz ve tekstil. Şuradan hemen neredeydi o? Resource diyeyim. Şuradan alsak ya ya. Bence bunu da şuraya yapalım ki herbalist yakın olsun. Tamam. Buraya da artık bir tane chart yapacağım. Neyse ki 96 167 oldu. 218 oldu. 288 oldu. Çok güzel. Şunları bir 2 dakika kapatalım. Bunları hızlandıralım arkadaşlar. Neyse ki böyle güzel oldu. Çok fazla şey yapmadan. Bak 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 bak, bunları kapatınca ağaçlar kesiliyor. Oo, çok iyi bir detay olmuş. Yani böyle şey yapamayacaksınız. Hadi ben bu ağacı keseyim de öyle yapayım falan da bir şey yok. Şunları da arada çıkarttıverelim. Böyle görevlerden ifrit oluyor buna.
Dur be oğlum, hemen bozulma be. Şurayı açılsın, tamam diyeceğiz, alacağız yerine. Sakin ol. Sonra herkes kendi yerine. Hah. Tamam. Şimdi benden bir gongumuzu da yaptık. Çok lazımdı. Tapestry'ye devam edeceğiz arkadaşlar. Şuralarımızı bir açalım. Buradan etçimizi açsak. Ve yeni bir tuz almadık. Şey almak zorundayız. İşte bunlar yoruyor ya adamı. Adamı bunlar yoruyor. Şimdilik ona odaklanmayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya şeyimiz geliyor. Şuraya yünümüz de geldi. Oradan günümüz oluyor. Dur şimdi toz. Aynı muhabbet. Tamam, güzel. En azından bunu artık çözdük. Buraya kaç toz istiyor? 2. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Sadece sesi düşünüyorum arkadaşlar. Thank you.
Olmuyormuş. İkisini de ayrı ayrı göndermek gerekiyor. Çok güzel. İlki okey. Tozumuzu da alıp. Dört tane beaver. Evet, 124 tanesi okey. Şimdilik viewer yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmamıza gerek yok. Direkt buradan verebiliriz. Oh be. Allah'ım çok şükür.
Evet, son göreve giderken telefon çalıyor. Evet, bakalım bir sonraki görevimiz neymiş arkadaşlar. Gördün mü diyor. Eminim yardımcı olmuştur. Ay ay. O hala diyor geçici bir önlem. Diyor abi ne istiyorsun sen ya? Biz diyor tapınağı diyor inşa etmeliyiz. Ya da diyor buradan gidebilir miyiz? Aslında rahiplerin işte küçük bir toplantı yani toplandıklarını düşünebiliriz diyor. Onlar diyor işte bize diyor kısa zamanda ne olacağını söyleyeceklerdir gibi bir şey söylüyor. Aha evet. Bundan eminim diyor. Bakalım. ...57 level 3 yap diyor. Güzel bir şey geldi, görev geldi. Hem şu karışıklıkları bir düzeltiriz. O zaman arkadaşlar ben bir düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle 47'ye kadar çıkarttık. Şimdi de şuradan... ...bunu nasıl yaptım göstereyim. Şu shrine yaptım arkadaşlar. Şunu yaptık. Evler bunu istiyordu. Cheddar Grove, Herbalist ve Incense Maker. Buradan da Shrine'ı çıkarttık arkadaşlar. Bir tanesi şu kadar yere gidiyor. Şimdi ben biraz yollarımızı şöyle bir genişletip ulaşmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bir yerlere kadar şöyle aynen öyle. Şu an 9.50. Bunu da yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde evin ihtiyacını giderdik. Level 3 oldu. Yak Guardians'ımız var. High Zone'umuz var. Yüksek tepedeyiz. Scholarship'imiz var. Mandalamız var arkadaşlar. Bununla birlikte bir de incense yaptık. Ve de shrine'ımızı koyunca 50 olduk. Evet. Biz becerdik diyor. Hadi bakalım. Uf. İlerleme kaydettik. Bu diyor umut verici. Biz diyor senden diyor bir şey isteyeceğiz diyor. O gerçekten mi diyor? Her zaman diyor bizden bize soracak bir şeyiniz var diyor. Ah evet diyor hani bunlar sadece küçük şeylerdi. Of of. Zirveye diyor şey diyor inşa etmek diyor gerçekten küçük şeydi mi diyor. Evet diyor gerçekten bunu yapmalıyız diyor. Aman Allah'ım ya aman Allah'ım ya. Şimdi bunu nereden bulacağız? Yatları geç artık. Treasury değil. Lance in the Christmas. Aa bak. Şeyin gücünü düşürüyormuş arkadaşlar. Bakın gücü düştü. Gücü düştüğü için de şu an bunlar şey yapılabiliyor. Tamam. Rise Summit Temple. Butterlands. O neymiş? Peynir. Şimdilik onları geçelim. Avalanche.
Evet, Yakşek, Coppermine, Forrester, Butterbeater, Coppersmith, Corkle ve Buttermaker arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız varmış. Şimdi biz İşte şu şeyi merak ediyorum. Wood'u nereden yapacağız? Gold Farm, Cedar, tamam. Ha, Wood'u da Cedar'dan yapmıyor muyuz? Dur bakayım. Cedarwood. Rockpiller. Bir burası da var. Bir de burada var. Bence burada yapalım. Tam yaklarımızı açarız. Kapalı olan yaklarımız vardı diye hatırlıyorum. Hoppa, çok güzel. İşte bu olmadı. Şurada haylarını kullanmadığımız bir tane varmış. Onu da şöyle yapacağız. Yes. Şimdilik oha. Büyük tempo.
İlk önce şu bir butter lamp yapalım arkadaşlar. Ben hiç şey yanmadan, kafa karıştırmadan hepsini tek tek yapacağım. Copper mine var mı madenimiz? Yok. Kapıyı şuradan indiririm aşağıya. Şöyle yaparız. Şimdi buradan istediğimiz kadar, bakın bir tane giriyor. İstediğimiz kadar yukarıya çıkartırız ama buraya 4 tane geliyor. 3 tane fazlalığımız var. Bu güzel. Çok güzel. Yani buraya forester'ımızı yapabiliriz. Yalnız bina yapmadan olmayacak. Evet, şimdilik şey yapalım ama yak beni sıkıştık ya.
Ya. Oha. Valla oyun zorlaştı. Şimdi bunu 9 istiyor ve yak istiyor. Şimdi şeye bakalım. 6 tane artızan istiyor. 17 bakım maliyeti istiyor. Artızan istemesi yak post. Sen monkları kullanabiliriz. Şimdilik şu kadar kalsın. Evet arkadaşlar, biraz yorucu oldu ama benim için size tüm yaptıklarımı anlatacağım. En son bu duruma kadar getirebildim. Şimdi neler yaptığımı bir anlatayım. Zaten anlayacaksınız. Şimdi biliyorsunuz burasını boşaltmıştık. Geldik. Şuradan arkadaşlar bizim ilk önce butter lamplerimizi yapacaktık. Hiç farklı kombinasyonlarla uğraşmadan arkadaşlar şuraya yak şeklerimizden iki tane koydum. Buradan da biliyorsunuz istediği üzere tereyağı yapmamızı istedi. 6 tane, bir tanesinden 6 tane çıktığı için maksimum kapasitemiz buydu. İlk aşamada bunları yaptım. Daha sonrasında kömür istedi tabi bizden. 4 tane 3 tane kömür ihtiyacımız var. En sonunda da şuradan Butter Lamp Maker, yani tereyağı lambası yapıcıyı kurduk arkadaşlar. Burada zaten bizden ne istediği hepsi belli. Sonra bunların ikincilerini koydum aynı şekilde. Bunları da daha sonra buraya getirip buradan da göstereceğim. Fakat bir şey daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şurada bakın bakır var arkadaşlar. Copper Mine. Copper Mine de bizim şurada var. Buradan ben ne yaptım? Biliyorsunuz ilk bakırı kurduğunuzda şuraya bakır madenini dağıtmak için bir carrier post yaptığınız zaman arkadaşlar ham madde buraya giriyor. Buradan da birer birer dağıtabiliyorsunuz. Bir taneden 5 tane ürün elde edebiliyorsunuz. Yoksa arkadaşlar 4 tanesi buraya giriyor ve 4 taneden sadece 5 tane çıkıyor. O yüzden bunu yapmanızda fayda var. Bunu koyarsanız, bundan 5 tane koyarsanız 15 tane ürün elde edebilirsiniz. Yani çok efektif bir şey. Bunu kullanın derim ben. Sonra bunlardan 2 tane ürettim. Benim elimde oldu mu 10 tane ürün. Bunları da aldım şuraya taşıma yerime. Gel dedim abi, buradan götürdüm. İki parçaya böldüm. Sonra bunları da dediğim gibi bu kariyer, bu kartposta
getirdim. Buradan da dedim ki sen de git abi. Batır lamp'e taşı. Bir de wood istiyordu arkadaşlar bizden. 16 tane wood. 16 tane wood istedim. Burada bizim tarlalarımız vardı biliyorsunuz. Bu tarlaları aldım. Buraya taşıdım. Daha sonrasında buraya 16 tane odun istediği için şurada bizim forester'ımız var arkadaşlar. Bu forester'ımızdan 8 tane koydum. 8 taneyi de buraya taşımak için yapıştırdım arkadaşlar. Buradan da buraya getirdiğim anda bizim olayımız bitti. Şimdi continue diyoruz sizlerle birlikte. Ve Grand Temple'ımız huzurumuzda arkadaşlar. We made it. Ne içti ama diyor. Sonunda başardık. Yalnız çok iyi manzara be. Bu doğru. Bu tapınak diyor ruhlarla doğru bağlantı kurulmasını sağlayacak diyor. Bu diyor büyük bir ilerleme diyor. Biz diyor kendimizle diyor gurur duymalıyız. Duyuyoruz zaten. Yes, evet diyor bu harika. Fakat diyor bu gizem neydi diyor. Ne gizemi diyor arkadaşlar. This huge footprint. Bu diyor ayak izleri neydi diyor. Bizim arkadaşımız. Ha onlar diyor nereden çıktığını diyor biz bulmayacak mıydık diyor. Ah bu gizem diyor. Bu izler diyor çağlar öncesine ait. Kayaların diyor görüşü diyor. Ha depremden kaynaklı diyor. Ay Allah kahretmesin. Yani doğaüstü elen gibi olay yok diyor. Ben sana söylemedim mi diyor. Ah güzel açıklama diyor. Burada diyor kimle sıkıştım ki ben diyor. Şikayet etmeyi bırak diyor. Sadece diyor 2 saniye bekle ve 2 saniye diyor şikayet etme diyor. Manzaranın diyor tadını çıkart. Ve şükürler olsun ki bitti arkadaşlar. Uff. Eksiltmeyin beni diyorum. Ve diğer haritada görüşmek üzere diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, bana katlandığınız için, kanalıma da gereken desteği, yorumu, beğeniyi atarsanız çok çok sevinirim. Çok parça parça oldu biliyorum. Hani geçişlerde biraz hızlı olacak. Onların da sebebi çok çok uzun oldu videolar. Çok da fazla kesmedim açıkçası. Kesmemeye çalıştım. Direkt izleyebilin diye her şeyi açıklamaya çalıştım. Bu son haritada biraz çok yani inanın 2 saatimi harcadım. O yüzden böyle direkt yaptım olduya geldi. Bunun için de kusura bakmayın. İnşallah anlatabilmişimdir sizlere. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.